Değerli milletvekilleri, ülkemizde 2.800.000 esnaftan 2.300.000'inin Bağkur'a borcu var. Son 11 yılda 550.000 esnaf da kepenk indirdi. Esnafa marketler yasası söz verdiniz ama çıkarmadınız. Esnafı borçlarını ödeyemez, işini yapamaz hale getirdiniz. Esnaf kefalet kooperatifleri sürekli krediye başvuran, yarısını ödeyince de borcunu tazeleyen esnaflarla dolup taşıyor. Sadece 2016 yılında 164.000 esnaf kredi kullanmış. Yani esnaf borçlu, esnaf perişan. Esnaf ve sanatkarımızın ödeyemediği 17 milyon liralık icrada dosya var. Peki bu esnaf neden borçlu? Siftahsız geçen günlerin açığını krediyle kapatmaya çalışıyor. İş yeri ipotek, evi ipotek. Çünkü esnaf ayakta duramıyor. Bunu hiç düşünüp çözüm arayışına girdiniz mi? Hayır. Ahilik esnaf sandığı ile ilgili endişeler var. Malum AKP hükümetinin bu fonlarla ilgili sicili pek de parlak değil. Hükümetin her sıkıştığında talan ettiği bir işsizlik fonumuz var. İşçinin parasını hükümetin yanlış ekonomi politikalarını örtmek için her yerde kullanıyor. İşçinin, esnafın emeğiyle biriken fonların iktidar eliyle talan edilmesiyle ekonomi asla düzelmez. İşçinin güvencesi olarak sunduğunuz işsizlik fonu, esnafın emeğinden biriken paralarla başka yerlerde kullanılacak mı? Varlık fonu devredilecek, varlık fonuna bu ahilik vakfını da devredecek misiniz? Esnafın emeğiyle biriken paralar işsizlik fonu gibi talan edilecek mi? Esnaf bu fonun korunmasını istiyor. Esnaf yönetimde temsil istiyor. Esnaf bu garantiyi sayın bakanlardan istiyor ama bunu da veremeyecek. Hayır diyeceksiniz. Veremezsiniz çünkü niyetiniz başka. Değerli milletvekilleri, ülkemizin esnaf ve sanatkarları devletine ve milletine bağlı, ülkesine hizmet eden, komşusuna siftah için müşteri yönlendiren güzide insanlardır. Umuyorum ki en kısa zamanda esnafa, emekliye, asgari ücretliye, çiftçiye, bu ülkeyi var eden yurttaşlarımıza gerçek değerini verecek hayırlı bir Türkiye'yi birlikte kuracağız. Esnafımız ülkesini ve kendisi için hayırlı olan neyse onu seçecek ve bunun gereğini mutlak yapacaktır diyorum.